Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün lelletil nefil cinsinin 4. dersini okuyoruz. Hani dünkü derste demiştik ki وَرَكِبِ الْمُفْرَدَّ فَاتِحًا كَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ demiştik. Eğer mükerrer olan ismi lay nefi cinsin birincisi layla beraber terkip edilirse, mebni yapılırsa ikincisinde merfu, mensub, murakeb yani binaale fethi üçü de caizdi. Eğer ism-i la nefi cinsin, mükerrer ism-i la nefi cinsin birincisi fethe olursa, mebni alel fethe olursa, la havle okunursa, ve la kuvvetun, ve la kuvveten, ve la kuvvete üçü de caizdi. Ama eğer sen birinci merfu edersen, ve in refa'te evvelen, evvelin merfu yaparsan, La havlun okursan ikinci mükerrerde caiz olan üç ihtimaldan birincisi olan nesbe caizdir. La tensiba sen sani ne etme, nesbe etme. Demek sani merfu olabilir, mebni alel fetha olabilir, ve lakin ne olmaz, mensup olmaz. Niye? Hikmeti ne? Sebebi ne? Bunu şimdi sütye inerken açıklamasını orada yaparız. Önce bunu bilelim. La tensiba, la tensibendir. Mekke'de bir nune hafifedir. Vakıfta nun elife kalb olmuş. Şimdi aşağı inelim. Ve in rafa'te evvelen, evveli rafa yaparsan, la havlun yaparsan, ve elgeytel ula, birinci la'yı ilga edersen, yani la-i nefi cins amelden ilga edersen, la havlun okursan. Pek evvel merfu olunca, İlla ilga edilmesi mi gerekiyor? Hayır. Meşhur ilga olduğundan dolayı İmam-ı Suyuti ilgayı söylemiş. Ve illa la havlun la nefi cins ilga edilmiş de olabilir. Dikkat edin. La imane leyse de olabilir. Aynısı aşağıda geliyor. Evirfa'hu ala ilgâiha. Burada da ilgâ da caiz. La-i nefi cins de caiz. Şey ilgâ da caiz. La-i mâne leyse de caiz. Pek ikisi de caiz. Suyuti niye ikisinde la-i mâne leyse'ye değinmemiş? İlgâ'ya değinmiş. Birinci nedeni dünkü derste demişti ala i'malille saniyeti amele leyse. Orada bunu demişti. Onunla iktifa etti. Bir daha burada tekrar etmedi. Veyahut'tan burada la imane leyse olmaz. Niye? Çünkü burada maksud bu terkibde nedir? Nefil cinstir. Nefil ahad değildir. Onun için maksuda aykırı olduğu için la imane leyse sanki olmuyormuş gibi ona değinmemiş. Bakın maksud nefil cins olduğundan dolayı la'nın ziyadesini la havlun la zaidedir diye ona da değinmedi. Niye? Çünkü nefil cins muraddır. Ziyade buna münafidir. Ziyade de çünkü hiçbir nefil yok.
La imane leyse de buna münafidir. Niye? Çünkü nef var, nefül cins yok. Nefül ahad tek var. Peki, evveli rafa yaparsan, halların ilgası üzerine, halla imane leyse üzerine, zayde münasib değil, ha zayde üzerine dirsek, ikincisi ne olur? La tensibe nissaniyete. Sen la saniye, ikinci ismi o mükerrer olan ikinci ismi mensup yapamazsın. Niye? لِعَدَمِ نَسْبِ الْمَعْتُفِ عَلَيْهِ. Çünkü matufu aleyhinin nesbi yok. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً dersek, bunu ne atıf yaparsın? لَا حَوْلُنْ. لَا حَوْلُنْ lefse nesbesi yok. Raf'adır. اَوْ مَحَلًا مَحَلًا da rafesi yok. Niye? Çünkü mebni değil, mehal olsun. Bizim nüshada اَوْ مَحَلًا'dır. Ama bazı nüshalarda, zahir nüshalarda vavudur. Lefsen ve mahallen. Ne lefsen, matufu aleyhi nesbi var, ne de mahallen nesbi var. Öyle ise, matufu aleyhi de nesbi olmadığından dolayı, matufun nesbesi caiz değil. La tensibeni saniyete, bel iftahu ala i'malille saniyetim. Fethe yap, la saniyenin i'mali üzerine. Ne demek? La havlun ve la kuvvete. La nefi cinsir, kuvvete memi alel fethe mehale mensub lanın ismidir. Peki, bunun bir şahidi var mı şerden, ayetten, hadisten? Evet, şerden var. Fela lagvun ve la te'sime fiha. Bak lagvun, lamla nedir? Merfudur. Ve la te'sime'ye gelince, mebni ala ne olmuş? Mebni alel fethe olmuş. Şerin manası dursun, sani nesbe yapamazsın. Ya mebni alel fethe yap, evir fa'hu ala ilgaya, ilgaya. Yahut o saniyi rafa oku, lanın ilgası üzerine, demin dediğim gibi veyahut da mana leyse üzerine ne yap? Rafa yap. Şöyle la amel yapmamış. Mabadi mübde olur. Veya huta la imane leysedir. O sani onun ismidir. La imane leyse zaten ismini ne eder? Raf'a eder. Pek dikkat edin. La ilga dedik. Ve atfil ismi ba'da ala makabla. La ilga edince la havle ve la kuvvetun. Bunu makabla ne ederiz? Atıf ederiz. Örnek, la bey'un fihi ve la hulletun. Bakın, hulletun merfudur. La ilga edilmiş deriz. Hulletun, la bey'un fihinin üzerine ne olmuş? Bey'unun lefsi üzerine atılmış. O merfu, bu da nedir? Merfudur. Yalnız, dikkat edin. Şimdi burada ref'a yaparsak ilga edebiliriz. Mane leyse edebiliriz. Burada ziyade de yapabiliriz. La ille ise söylememiş makabına iktifa ettiği veyahut da nefil cinset aykırı olduğu için. Ziyadeyi söylememiş caizdir. Meşhur olmadığı için onu ne etmemiş, söyle etmemiş. Bir de cinse de muhalif. Ama rafa ala ilga da caiz. Rafa ala amaliha amere leyse de caiz. Rafa ana ziyadetille saniyeti de nedir? Caizdir. Şimdi burada bunu bilmenizi istiyorum. Bir, eğer ikinci la ilga olursa, la ilga edilmiş, hulletun, bey'unun üzerine ne oluyor? Atıf oluyor. Bey'unun üzerine ne oluyor? Atıf oluyor. Mufred, mufrede atfetmiş oluyor. O zaman takdir edilen bir haberdir. Hulletun bey'un üzerine atıf ediliyor. İkisine bir haber ne yapılıyor? Takdir ediliyor. Mufred, mufrede atıf etmiş, edilmiş oluyor. Eğer la zayde olursa, ikinci la, tabi bu söylediğimiz zayde,
Eğer la yok ikinci la ilga olursa böyle olur. Eğer zayde olursa aynı fark etmez. Halla ilga edilirse ha zayde olursa. Hulletun bu iki ihtimale göre be'ün üzerine atıftır. İkisine bir haber takdir edilir. Burada min atfil mufredi alel mufredi olur. Eğer desek la mana leysedir. Hulletun la'nın ismidir. Haber mukadder olur. Burada iki haber olmuş oluyor. Bir fihi be'ünün haberi. Bir de vela hulletun. Hulletun la'nın ismidir. Orada da bir fihi mukadderdir. La'nın neyi olur? Haberi olur. O zaman cümle atıf olmuş oluyor. Ama ban sütün ibaresine bakarsak, bak dedik ya, ziyade olursa, ilga olursa atfül müfred alel müfred. La imana leyse olursa atfül cümle alel cümle olur. Sütye bakın ve atfül ismi ba'dala makale, bu da gösteriyor ki bir haber mezkurse, bir haber zaten mezkur olandır. Mezkur değilse bir haber ne yapılır? Takdir edilir. Bak diyor ondan sonraki isim kuhulletündür. Makabildeki isme benzeri atıftır. Neyi gösteriyor? Mufred mufrede atıf olduğunu gösteriyor. Şarın kelamının zahiri bunu ne ediyor? Ortaya koyuyor. Ama cümlenin atfi de nedir? Caizdir. Şiirin manasına bakalım. فَلَا لَغْوٌ وَلَا تَأْثِيمَ فِيهَا Bu şiirin evvelidir. Bir de şiirin ahiri var. Bu şiirin evveli, şiirin ahiri var. Şiir de şu şekil. فَلَا لَغْوٌ وَلَا تَأْثِيمَ فِيهَا وَلَا جُبْنٌ وَلَا فِيهَا مُلِيمٌ وَفِيهَا لَحْمُ سَاهِرَةٍ وَبَحْرٍ وَمَا فَاهُمْ بِهِ أَبَدًا مُقِيمٌ Bak şiirin istişadi zaten öğrendik. وَلَا تَأْسِيمَ فِيهَادِ Şiirin manası budur. فَلَا لَغْوٌ فِيهَا O fiha lagun üzerine geliyor. Cennette lagv yoktur. Lagv batıl sözler yoktur. وَلَا تَأْسِيمَ Bak tesim اَسَّمَ يُؤَسِّمُ Tesimdendir. Tesim de yok. Yani birine sen günah işledin deme lafı yok. Çünkü günah yok. Kişi istediğini söyleyebilir. فَلَا لَغْوُونَ وَلَا تَأْسِيمَ فِي Cennette ne? Günah işlediğin sözü var. Ne de ne var? Lağ, batıl sözler var. وَلَا جُبْنُنْ Cennette cübün de yok. Cübün helak da olabilir. Yani cennette helak, ölüm yok. Çünkü artık ölüm yok. Veyahut da velâ cübnün cennette cübün korku da yok. Artık cennette herhangi bir şeyden korku endişesi yok. Velâ fîhâ mulîmun cennette levme edici eleştirici yok. Niye? Kişi ne yaparsa mubahdır. Dolayısıyla kimse onu eleştiremez. Kimse ona levme itap etmez. Ve fîhâ lahmu sahiretin ve bahrin. Sahire demek, kara demek, ar demek. Cennette sahiretin lahmi var. Yani karada yaşayan hayvanların eti var. Ve bahrin denizde yaşayan hayvanların da eti var. Bir de ve mâ o şey ki fâhû bihi, netekû bihi. O şey ki cennet ehli onunla nutk etseler, onu arzulasalar, onu temenni etseler, o mukimun ebeden. Ebedi olarak nedir? Mukimdir, hazırdır. Ne isteseler var, bu muvakkat değil, sürekli olarak. İnkita'a uğramaksızın var. Ve ma mubtada mevsuledir, fahu bihi sırası olur, mukimun haber olur, ebeden mukimunun neyi olur? Kaydı olur. فَلَا لَغْوٌ وَلَا تَأْثِيمَ فِيهَا وَلَا جُبْنٌ وَلَا فِيهَا مُلِيمٌ وَفِيهَا لَحْمُ سَاهِرَةٍ وَبَحْرٍ وَمَا فَاهُمْ بِهِ أَبَدًا مُقِيمٌ Bitti.
İsmullah-ı nefi cins mükerrer olarak gelirse la havle ve la kuvvete gibi burada ne var? 5 ihtimal var. Eğer birinci ne olursa, eğer birinci meftuh olursa, ikincide mebnel feth olursa ikincide 3 caiz. Eğer birinci rafa olursa ikincide 2 caiz. Dolayısıyla mükerrer ismullah-ı nefi cinste 5 ihtimal var. Fethuhuma la havle ve la kuvvete. Tefsiratına girmiyoruz. Zaten dünden beri açıklıyoruz. Ve fethul evveli ma'a nesbissani. La havle ve la kuvvete. Ve fethul evveli ma raf'issani. La havle ve la kuvvetun. Ve raf'uhuma ikisinin raf'i. La havlun ve la kuvvetun. Ve raf'ul evveli ma fethissani. La havl. Ve raf'ul evveli ma fethissani. La havlun ve la kuvvete. Bu 5 ihtimal mükerrer ismullah-ı nefi cinste. Mebni mükerrer ismullah-ı nefi cinste caizdirler. Şimdi aslında biz şu an okuduğumuz beyt dünkü dersin devam ediyor. Ama ders uzun olduğu için dün vakit az kaldığından dolayı dünkü dersi biliyorsunuz yarı bıraktık. Son beyti bugünkü derse bırakmıştık. Hulase lahi nefi cins mükerrer lahi nefi cinsin la ilgili mevzu bitti. Şu an lahi nefi cins mebni olduğu zaman ona bir naat-ı mufred gelirse o naat-ı ne caiz? Naat-ı gayri mufred, naat-ı mudaf gelse ne caiz? Şimdi bugün o konudan bahs ederiz. Bakın ومفردان نعتن لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعديلي. Şimdi bu müfreden iftahan mef'uludur, mukaddem olmuş, caizdir. Bir de ise tamam, mef'ul amına mukaddem olur, caizdir. Yalnız feftah bak fa'i cezaiye var. Fa'i cezaiyenin mabadının mamulu fa'i ne olmaz, mukaddem olmaz. Biz diyoruz kim size demiş fa'il cezaiye? Burada fa'il zaidedir. Tahsin-u lefz için gelmiştir. Fa'il zaide mabadi makablının amelinden men yapmaz. Mufreden feftahın mef'ulü. Na'tenden mufredin neyidir? Na'tenden mufredin sıfetidir. O naten li mebni natenin birinci sıfatidir. Yeli da natenin ikinci sıfatidir. Birinci natın mutallakı müfred olursa önce nati müfred sonra cümle, sıralama da aynı bu şekil. Birincinin mutallakı eğer fiil olursa ikisininki nedir? İkisinin iki natın ne olmuş oluyor? Cümle olmuş oluyor. Pek feftah mufreden naten li mebniyin yeli. Manası nedir? Terkibini öğrendik. Terkibi budur. Feftah fetha yap. Mufreden o mufred ki bak mufreden o mufred ki bu naten mufredin atıl beni veya bedeli biz sıfet dedik yanlış dedik. Mufreden feftahın mef'uludur. Naten mufredin bedelidir. O mufred ki mebninin natidir. O mufred ki mebniden sonra geliyor. Ne demek Türkçesi? İsmullah-ı nefi cins ki mebni alel fethedir. Onun nati mufred yapışık olarak gelirse yani müfred mudafşı ve mudaf olmasa yeli gelirse araya fasıl girmese bu nati fetha yapabilirsin. Mesela nasıl?
La racule zarife diyebilirsin. Nesve yapabilirsin. La racule zarifen. Ref'en yapabilirsin. La racule zarifun. Üçü de nedir? Caiz. Peki. Nesbenin gerekçesi ne? Fethanın gerekçesi ne? Raf'anın gerekçesi ne? Bunu şimdi sütide açıklayalım. Ve mufreden nâten li mebniyin yeli. İnsan zahra bakarsa li mebniyin yeliye mutalık. Halbuki li mebniyin nâtenin birinci sıfeti, yeli ikinci sıfeti. Feftah fetha yap. Ne yap? Fetha yap. Peki fetha yap. Bakalım fetha ne diye yaparsın? Ala binahi ma ismillah. Ha. La racule. Ve la racule zarife. La gelmeden önce racul zarifle beraber terkip yaparız. Hemsete aşere gibi yaparız. Terkipten dolayı mebni yaparız. Niye? Çünkü eğer önce la gelirse, sonra sıfat gelirse bir üç kelime bir kelime olmuş oluyor. Ama racule zarife önce terkib yaparsak iki kelime bir kelime oluyor. Sonra lam bu iki kelime yani bir kelime hükmüne geçmiş olan iki kelimeye dahil olur. Ha. Şimdi bundan iki şeye dikkat edin. Bir, feftah demiş. Bina ala fetih şart değil. Fetha ev ma yekun makamehu. Tesnelerdeki ya olabilir. Cem-i müzekeri salimin yası da olabilir. Bu fetha, feftah demesi binaun alel galibdir. Bir de ala binai ma ismillah demiş. Dikkat edin. Burada da ismillah-i nefi cinsin binasının veçine işaret etti ki. Ha demek ki İsmullah-ı Nefi cins sıfatla beraber terkip olduğu için ne olmuş? Mebni olmuş. Ha demek terkip binanın gerekçesi olabilir. Peki İsmullah-ı Nefi cinsin sıfatı onunla beraber terkip olunca mebni olunca İsmullah-ı Nefi cinse sıfat gelmediği zaman o da la ile beraber terkip olmasından dolayı mebni olmuş. Bilirse bunu kabul etti. Yalnız bir öncekine biraz ters gibi gelir. Niye ters gibi gelir? Hatırlarsın. Litadamın manı minil cinsiyetiyim. Niye isimler nefil cinsi mebni? Minil manasını içine aldığı için. Burada da binanın illeti terkip olduğuna işaret etti. Çelişki oldu. Biz diyoruz burada çelişki yok. Ya orada bir binanın başına işaret etti. Burada diğerine işaret etmiş oluyor. Dolayısıyla sütinin ibaresinde bir tedadlık, bir zıddiyet söz konusu değildir. Yalnız burada bir ihtimal daha var. La racule zarife diyoruz ya. Bu bina diyoruz. Bina da olmayabilir. Bu zarife racunun mahanna hamil ederek muarab diyebiliriz. Aynı şimdi gelir nesve ihtimali gibi. Peki muarab ise niye tenvin yok biz diyoruz. Tenvin la racule zarife. O racunenin ne için? Teşakkülü müşakeleti için zarifenin tenvini ne olmuş? Hasip olmuş. Yoksa zarifendir, racülenin mahaline hamil etmiş. Etmiş oluyoruz. Yani bu zahir değil, yalnız muhtemeldir. Zarife okuduğumuz zaman İsmillah-ı Nefi cinsle beraber mevni olmuş da diyebiliriz. Veya hota muarebdir, İsmillah-ı Nefi cinsinin mahaline matuftur. Tenvinin hasfi, racülenin teşakkülü içindir. Pek biri derse, bakın dikkat edelim,
Şimdi munadayı mebni ala dem. Ya Zeydu Zarifu. Munada mebnidir. Onun sıfatı de mebni caiz değildir. La raculu, raculu zarifu. Ya raculu zarifu. Yahut da ya Zeyduni zarifu. Munadanın sıfatı mebni olamaz. Halbuki munada da mebni. Bak sıfatı munada-i mebninin mebni defet bina caiz değil ama mebni olan ismi lai nefi cinsin sıfatında bina nedir? Caizdir. Sebep ne? Biz diyoruz, bakın dikkat edin. Şimdi la racule zarife, burada racul yalnız nef edilmiyor. Mana hasebiyle asıl racul yok demiyor. Racule zarif yok. Hakiki itibariyle zarafeti nef ediyor. Onun için buradaki sıfet mebni oluyor. Ama munadan sıfetine gelince hakiki munada sıfetidir diyemeyiz. Zahiren de munada nida edilen nida vesfi o munadaydır. Manın hakikate onadır. Onun için munadanın sıfeti mebni olmaz. Çünkü mebni fil hakiki o değil. Fizar olmadığı gibi fil hakiki de değil. Ama sıfet-i lai nefi cinsen, cins fil hakika menfi olduğu için la'nın tesiri orada kendini gösteriyor. Demek mebninin nati mufred olunca sıfeti fetha okunur. Mebnel fetha da olabilir. Mu'rab mahmule ala mahalli ismi lai nefi cins de diyebiliriz. Tenvin teşakkül için hasbe gitmiş. Evin siben la racule zarifen de okuyabiliriz. Ala itibari mahalli ismillah. O zaman la'nın isminin mahalline itibar ederiz. Nah la racule zarifen fiham. Racule la'nın mahalle mensup ismidir. Zarifen racülün mahalline hamlediyoruz. Mahalle garibe hamlediyoruz. Zarifen mensup okuruz. Bak de li mahalli ismillah. Ala itibari li mahalli ismillah. Buradan mahalli ismillah dedi. Zahir odur bu kullandı. Ama dünkü derste bazı yerlere geçiyor. Ala mahalli la ma ismi diyorlar. Orada tesamuh var. Hani demiştik ya. Bu mahal sade la ismine değil ismedir. Ama sibevehi tabiri am yaparak la mahal ma ismihi diyor mahalle merfu. Aslında tabire tesamuh var. Burada o tesamuh yok. Diyor ala itibar li mahalli ismi. Doğru. Bu zarifen racülenin mahalline ne yapılıyor? İtibar ediliyor. Zarifen racülen mahalline hamledebiliriz. Burada bir ihtimal daha var. O söylemedi. Biz onu söyleriz. Biz deriz ki bu zarifen racülenin lesine hamlederiz. Mebnidir. Mebnidir. Yalnız hareke-i arabiye muşabidir. Urud'de hareke-i arabiye benziyor. Bu racülenin fethesi her ne kadar binai ise urud'de hareke-i arabiye benzediği için onun tabi'i lefsine tabi olabilir. Hamil edilebilir. Evirf ne diyor li mahalli ismine burada tesamuh yok. Çünkü li mahalli la ma ismi dememiş. Şimdi geliyor. Evirfa la racule ve la zarif ala itibar li mahalli la ma ismi. Ha işte burada dün söylediğimiz tesamuhu unutmayın. Burada da var. Çünkü mahallu la ma ismiye itibar değil. Mahallu ismine tek itibardır. Nah la racule zarifun fiha. Oldu. Bu fiha fidari haber olarak getiriyorlar. Niye? Başka bir şey yok mu? Ta ki kelamın kizbi lazım gelmesin diye fidari getiriyor. Dardan racule zarifi nef etmek normal, makul, doğru olabilir. Ama hiçbir racule zarif yok dünyada. Nef edersen olmaz. Mesela fiha dara götürüyoruz. Şayet fiha dünyaya götürürsek la racule zarifen fiha dünyada racule zarif yok
olmaz. Sen ne biliyorsun ki yok ki nef ediyorsun? Dünyadaki bütün insanları gezmiş mi? Görmüş müsün ki hatta zarafetleri nef ediyorsun? Onu ben söyleyeyim. Zaten fihad dara gidiyor. Ümce'de geçmişti. Fe in tef'al zalike ta'dil. Bakın. Eğer sen bu söylediğimiz mufreden na'tenin mebniyin yeli fethen nesbe rafe yaparsan adalet etmiş oluyorsun. Şimdi burada tadil kelimesine musannef bu nuhatların ittifakınca nuhatların kayda ve kurallarına uygun olduğuna işaret ediyor. Fe in tef'al zalike ta'dil fe in tef'al buraya koydu işaret etti ki bu ta'dil mezzumdur. Neyin cevabında? Fefteh evin siben evir fa. Emrin cevabında nedir? Geldiği için mezzumdur. Hani emrin cevabından gelen mezzumun takdiri o emir fiilü şert, edatü şert fiilü şerte takdir edilir. O emrin cevabı da cezaü şerte takdir edilir. Manası sahihse caiz. E burada da fe in tef'al zalike. Eğer sen fethen esme rafa yaparsan tabi. وَغَيْرَ مَا يَلِي وَغَيْرَ الْمُفْرَدِ لَا تَبْنِي وَنْصِبُ اَوْ رَفَقْسُدِ Şimdi burada unutmayın. İkinci konuya geçelim. Şimdi bakın. Dikkat edin birinci beyte. İsmullah-ı nefi cins mebni olacak. Bir. Nati mufred olacak. İki. Nati yapışık olacak. Üç. Bu üç şart olursa sıfatında üç ihtimal caiz. Ama eğer bunlar olmasa ne olur? Şimdi tek tek muhterezlerine geçiyor. Hemen sütiyle ve gayre ma yeli min natil mebni mebninin nati ki natil mebnil mufredi. Bak. Min natil mebniyil mufredi. Bu mufredin mebni sıfatı değil, natın sıfatıdır. O mebninin nati ki nedir? Mufreddir. O mebninin nati ki nedir? Mufreddir. Eğer mebniden sonra gelmemiş ise, diyelim onun ile mebni arasında bir fesl varsa, ve gayrel mufredi, ve gayrel mufredi, veyahut da nat mufred değilse, o gayri mufrede minnatil mebni. Bak mebninin nati. İsmullahi nefi cins mebnidir. Onun nati mufred değil. Mudafaya şube mudafse. O zaman la tebni. Bina yapma. Ne demek fethe caizdir. Nesve caiz. Ref'e caiz. Niye la tebni? Lizzevali terkibi bil fesli fil evveli. Eğer gayri mayeli ise fesl olmuş. Binanın illeti nedir? Terkibdir. E burada terkip, fasıldan dolayı terkip zail oldu. وَلِلْ اِضَافَةِ وَشِبْيَا فِسَانِ İkincisi gayri mufred olan, gayri mufredir ya mudaftır ya şibe mudaftır ki mufred olmamış. Orada da idafe, şibe idafe binaya nedirler? Münafidirler. Onlar varsa bina olmaz. Onun için ne olmaz? Fethe olmaz. Peki ne olur? وَنْسِبُ اُنْ نَسْبَ يَبْ نَهَ لَا رَجُلَ فِيهَا زَرِفًا Şimdi bak zarifen bu fiha gayri mayelidir. Fiha fesl olmuş. Zarifen racüle ile beraber terkip olmaz, mebni olmaz. Tamam doğru. Mebni olmaz. Niye? Terkip yok. Ama zarifen mensup okuruz. Racülenin mahalline ne ederiz? Mahalline hamil ederiz. وَلَا رَجُلُنْ Kaybihan fiyaluhu. Burada da yok. Ve la racule oraya yanlışlık var. Ve la racule kaybihan fiyaluhu. Bak burada mebni mufred olan ismullahi nefcins racüldür. Onun nati kaybihan yeridir. Hemen racülden sonra gelmiş. Ve lakin fiyaluhu kaybihanın sıfatul müşebbeh olan kaybihanın neyi? Faali olduğundan dolayı şibe mudaftır. O şibe idafe binaya nedir? Münafidir. Bu indeki haberdir.
İki misal getirdi. Biri getirdi gayri mayyelidir. Biri getirdi ki gayri mufreddir. Evi raf'a ksüdi. Bu raf'a uksin mefludur mukaddem olmuş. Ya bu da raf'a kesi. La racule fiha zarifun. Bu gayri mayyelin misali. Ve la racule kabihun fi'luhu indeke. Bu da gayri müfredin misali. Bu indeke bu indeke iki yok. Fiha birincinin haberidir. İndeke de ikinci lanın haberidir. Raf'a okuruz. Racülenin mahalli ba'idine hamle ederiz. Sibeyuhan diyor ki la mahallel ma'al isim diyor. Rafa okursam mahalle ba'ide hamle ederiz. Veya da diğer bir tabirle lamma isminin mahalle ne ederiz? Hamil ederiz. Şimdi bakın dikkat edersek metinde üç kayıt var. Bir, müfreden dedi ve gayri mayeli muhterezini getirdi. Ve gayri müfredi ve gayri mayeli bu yelinin muhterezidir. Ve gayri müfredi müfredenin muhterezidir. Pek metinde bir şey daha vardı. Nedir? Nâta li mebniyin. Mebninin nâti demişti. Mebninin gerisinin nâtini sütü muhterezini söylemedi. Sütü söylüyor. Diyor ve yecüz nesbu rafu eyde. Nasıl gayri mayeli de? Nasıl gayri müfrede caiz ise fi nâtin gayri mebniyi. Mebninin gerisinin nâtinde de caiz. Diyelim İsmillahi nefilcis mudaf ve şübhe mudaftır. Dolayısıyla mebni değil. Onun naati bina olmaz. Niye? İsmillahi nefilcis mebni değil ki onunla beraber murakkep olsun, mebni olsun. O bir kere muharep. Öyleyse nesve okuruz, mahalle garip. Rafa okuruz, mahalle baid ve yahut da mahalle la ma isme hamil ederiz. Peki niye bunu söylemedi Musa'nın? Diyoruz bu zahar olduğu için söylemedi. Gerçi burada bir ihtimal daha var. Onu söylemeyelim. Hani gayrel müfredi o gayrel müfred ise nat ise men'ud esütü minnatil mebni dediği için artık o ihtimale girmeyelim. Ve burada bunu diyelim. Niye finnati gayril mebni bunu niye mebninin muhterezidir Musa niye bunu söylemedi? Zahar olduğu için ne etmemiş söylememiş. Yeterli olsun. Bir okuyalım ibareyi. Ve mufreden natali mebniyin yeli feftah evin siben evir fe'ta'dili fela la'vun ve la te'si mefiha ve la cübnun ve la fiha mulimun ve fiha lah musahiretin ve bahrin ve ma fahu bihi ebeden mukimun وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصب أوه رفع قصدي. Bugün yeterli olsun. نفعكم الله نفعا مبينا.